Dua yaptık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün ümre yaptık. Evvela ihrama girdik. Sonra birkaç bayinde ihrama girdikten sonra tekrar Kabe-i Mazama'ya geldik. Hacı Esvet taşından itibaren istiham ederek tavafımızla başladık. 7 defa tavaftan sonra da İbrahim makamının arkasında 2 rekat namaz kıldık. Sonra da Say ile Merve arasında 7 defa üçünü koşarak, dördünü de sakin sakin yürüyerek sayımızı yapıp tıraşı olup çıktık. Bunlar zahirde malum İbrahim Aleyhisselam'ın deminden bugüne kadar olan bir vaka. Zahir şöyle. İbrahim Aleyhisselam Mısır'a gitmişti. Mısır'a gittiği zaman Sara validemize evliydi. Fakat senelerce çocuğu olmadı. Mısır kralı Sara validemizi güzel görünce ona sahip olmak için dedi ki, bu kimdir? Onun niyetinin kötü olduğunu anlayınca İbrahim Aleyhisselam, bu benim kardeşimdir dedi. Eşi olduğu halde kardeşimdir dedi. Bir vardı su koşu. Uzmanın kanunlarına göre kadın hürriyeti yok. Evli bir kadının hürriyeti efendisinin üzerinde olduğu için boşadığı anayı diyorum, boşayacak, onu sahiplenecek idi. Bunu bildiği için İbrahim Aleyhisselam kardeşimdir dedi. Dikkat ederseniz İslamiyet'te bazı hile-i şerler vardır. Kur'an-ı Kerim'de de vardır bu. Mesela Eyüp Aleyhisselam'ın işi kocasının aldattı diye şeytan ifna işi yaptığı zaman ona fitnelik verdiği zaman dedi ki ben sana saadete kavuşursam bir soba vuracağım dedi. Cenab-ı Allah da ona ne dedi? Saadete kavuştuktan sonra dedi ki 100 tane buğday başını al bir defa vur 100 soba kurmuş olursun. Bakın bazı böyle kaleler vardır. Zararlı olmayan bazı eğirler yalan dahi mübah olduğu gibi bazı kalelerde de Cenab-ı Allah kullarını böyle illi şerri öğretir. İbrahim Aleyhisselam benim kardeşimdir demesi yanlış değil aslında. İslam kardeşliği var, inanç kardeşliği var. Bizim hepimiz birbirimize kardeş olduğumuz gibi. Zahirde kardeş miyiz? Değil. Ama özde inanç kardeşliğimiz var. Ruh birliğimiz var. Allah'ımız bir, peygamberimiz bir. Bu kardeşlik değildir de nedir? Mümin, müminin kardeşidir diyor. Hadis-i Şerif'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için hepimiz kardeşiz. Sonra o 3 defaya kadar onu çeşitli hilelerle sahiplenmek istediği halde eli kuruyup kalıyor o şeyin, Mısır kralının. Birincisinde eli tutuluyor. Ben şaka yapmıştım diyor. İkincisinde tekrar sahip otururken bir yer gösterir, oturacağı zaman tekrar ona sahip olmayıp eliyle kucaklayacağı zaman tekrar eli tutup kalıyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın mucizelerindendir. Peygamberlere biliyorsunuz bu insanüstü şeylere mucize denir.
evliyaların yapmış olduğu şeylere de keramet denir. Üçüncüsünde de tekrar tutulup kalınca diyor ki hakikaten siz cidden Allah'ın peygamberisiniz. Onun için benim elim çöz. Bundan sonra sana hediyelerle bu beldeden siz göndereceğim diyor. Ve hakikaten üçüncüsünü çözüyor. Kendine ihtiyacı varsa orada ihtiyacını gördükten sonra Hacer validemizi Mısır kralı hediye ediyor. Hacer validemiz Mısır kralına vermiş olduğu hediyedir aslında. Kendi ırkına evlenmiş olduğu bir kadın değildir. Hacer validemiz hediye olarak aldık geldikten sonra Sara validemiz onun orada eşi dedi ama yalan gibi geliyor bize aslında kardeş. Yalan değil. Beraber iki tane oluyor. Musa istiyor. Diyor ki ya Sara bizim çocuğumuz olmuyor. Müsaade ederseniz ben bundan da evliyim. İnşallah çocuğumuz olur diyor. Kadın da tabii ne kadar zaman geçmişse uzun bir zamandan mütevel çocuğu olmadığı için onunla evleniyor. Evlendikten sonra kadınlar arasında bir kıskançlık, bir itilaf başlıyor. Sonra diyor ki ya Sara sen burada kal. Senin ihtiyaçlarını yapalım. Biz gurbete çıkalım. İşte böylece Hacer validemizle beraber Şam'a doğru yolculuğa çıkıyorlar. Ve tam Suudi Arabistan'daki Mekke şehrinin o Kabe'nin bulunduğu yer, o sonsuz sol şey geldiği zaman, çöle geldiği zaman, o zaman tabii çöl şey yok buralarda. Geldiği zaman İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben diyor çalışmaya gideceğim. Seni burada bırakayım. Peki diyor çölün ortası bana kimi bırakıyorsun? Ben seni Allah'a bırakıyorum. O da diyor ki Allah'a bırakıyorsan o zaman başka bir şey yok. Bakın kadının da ne kadar bir inanç içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Ve İbrahim Aleyhisselam Hacer validemizle çocuğu olmuş. İsmail isminde bir çocuk olmuş. Tabi Sara validemizin de İsmail Aleyhisselam'dan sonra bir çocuğu oluyor. O bir beldede kalan Hacer validemizin de Sara validemizin de İshak isminde bir çocuğu oluyor. Dolayısıyla buradan ayrılınca kendisi çocuğuyla beraber çölün ortasına kalmış. Tabii çölün sıcaklığından mütevelli su ihtiyacı hissettiği için de doğru Safa ile Merve tepesine doğru gidiyor. Orası o zaman yüksekçe bir yer. Tabii diğer yere göre yüksek Kabe'nin olduğu yere göre orası biraz yüksekçedir malum. Su aramak için niyetiyle orada bir geri, bir ileri, bir geri, bir ileri gitmek suretiyle çocuğu doğru yapalım. Çocuk gidebilmek suretiyle İsmail. Zamzam. Bunlar zamzam yazmışlar. Biz zemzem diyoruz ona. Dur, dur demek. Su çıkmış. Bir bakıyor ki arada bir gözünle çocuğunu tabii kontrol ettiği için İbrahim Aleyhisselam oraya geliyor. Bakıyor ki orada su, Hacer validemiz oraya geliyor. Ve suyu görünce hemen etrafını böyle topraklarla sınırlama yapıyor. Bu arada kuşlar da bu suyu gördüğünden mütevellit etrafta dönermiş böyle. Tabii kabileler geçerken çok çöl kanunlarında kabileler bir kuş yığının bir yerde döndüğünü görürlerse bunda bir hikmet vardır diye oraya giderler. Bunlar da suyu, hayvanlar suyu görmüşler. Orada böyle tavaf yapıyorlarmış şeyden gökyüzünden. Kervancılar da gelmişler. Kervancılar da bakıyorlar. Burada kim var? Bir çocuğuyla bir kadın var. Kadına diyorlar ki madem ilk defa siz buraya sahip çaptınız, bugüne kadar böyle bir şey görmemiştik. Siz biz besleyelim. Beyniniz gidesiye kadar. Bize de bu sudan istifade ettir. Kendileri de içiyor. Gelen kabileler de içiyor. Yani böylece bir zahir yönüyle bir vaka olmuş. Tabi zaman zaman geliyor. İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam zaman zaman çalışmalardan gelip orada ev yapmış. Zaman zaman gidiyor, tekrar geliyor. Geldiği zaman İsmail kocaman olmuş. Bir gün geliyor, İsmail evlenmiş bile hatta o zamanlar.
Evlendikten sonra neler geçmiş. Evlendikten sonra eşine diyor ki, evladım ihtiyar bir pirifane olarak gelmiş oraya. Bana birazcık süt verir misin? Su içebilir miyim? Şey içebilir miyim? Kadıncağız çok haşeri bir kadınmış galiba. Yok suyumuz demiş. Veyahut da sütüm yok demiş. Deve suyu verir misin? Susuzluk sütle izah ediliyor tabii. Deve çoğu olduğu için. Sütüm yok demiş. Benim hem de evden efendi de yok. O da çalışmaya gitmişmiş. Demiş ki benden şey yap, beni geldiği zaman söyle, eşiği değiştirsin demiş. Kadın tabii bir şey anlamamış bundan. Beyi geldiği zaman, gelen giden oldu mu ya halkım demiş. Oğlu bir pirpani geldi demiş, yaşlı bir kadın, şey adam. Süt istedi, bende yoktu, vermedim demiş. Ne dedi? Eşiği değiştirsin dedi. Sen benden borçsun demiş. Yani kadının uygunsuz olduğu için, misafirperver olmadığı için değiştir manasına göre, eşi değiştirsin demiş. Sonra bir tane daha evlenmiş İsmail Aleyhisselam. Evlendikten sonra tekrar gelmiş İbrahim. Evladım bir bardak süt verir misin? Süt falan da yok. Amca buyur otur, biraz istirahat et, ben kayan vereyim. Demiş gitmiş şeyden, deveden sütü salmış. Geldikten sonra ikram etmiş. Derin kurudu mu, işte şöyle oldum, böyle oldum, bir ilgi göstermiş ona. Evladım demiş, benim geldiği zaman selam söyle. Eşim sağlam, yerinde dursun demiş. Boğazım geldiğin anlamıyla. Böyle vakalarla sahilde çok çeşitli misaller ölmektedir. Şimdi gelelim esas bizim elde edeceğimiz vücut ülkemizde ve afaktaki olan dışarımızda nedir bu? İhrama girmekten başlayalım. İhrama girmek fenafilli olmak demektir. Yani mutu kable ente mutu sırrına ermek demektir. Tevhid içerisinde Cenab-ı Allah'ın insan vücudunda yani varlıklarda üç tecellisi vardır. Ya efal tecellisi, ya sıfat tecellisi, ya zat tecellisi vardır. Bunun haricinde dördüncü bir tecellisi yoktur. Anlatabiliyor muyum? Zat tecellisinde Rahman suresinin 26. ve 27. ayet-i kerimelerinde Cenab-ı Allah diyor ki küllü men aleyhe fan ve yapka ve çurab bükezül celal ve ekram. Her şey yok olacaktır değil. Yoktur diyor Muhittin Arap Hazretleri bu ayet-i kerimeye mana verirken. Yoktur. Yalnız Cenab-ı Hakk'ın veci baki. Ondan sonra ayet-i kürsü okuyoruz. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum gibi ayet-i kerimeler var. Leyse kemislü şeyin ve huves semiyül basir. Allah zat yönüne hiçbir şeye benzemez o zaman. İşten ve görendir gibi ayetlerde de sıfatlarının da Cenab-ı Hak kendisine ait olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriyor. Zatından sıfatını, tecellisini de bildiriyor. Saffat suresinin 96. ayeti kerimesinde Vallahu halekukum ve ma te'melun. Sizlere ve sizleri yaratan Allah'tır diyor. Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla üç tecellinin de Allah'a ait olduğunun dışında bir başka tecellisini görmüyoruz. Yok çünkü başkası yok. Mülkünde tek o. Bu mülk kimindir? Bu mülk vahidül kahhar onun Allah'ındır. Onun için bu tecelliler kul nefis mertebelerinden geçerken kendisine nispet ediyor. Ben geldim, ben gittim, ben yaptım, ben ettim dercesine kendine nispet ediyor. Kendine nispet ettiği zaman da işte şirk işliyor. Allah güç kuvvet sahibi, bir de kulun kendine has kuvveti var. Canım kulundan gören, duyan, bilen o değil diyor. Belki o ki var mı ikinci bir yaratık mı var ki kulundan da gören, duyan, bilen Allah değil, Allah'ın da ayrıca zanda, hayalde bir görmesi, duyması, bilmesi mi var? Yok. Allah tektir. Bütün varlıklarından. İşten odur. Ama o mazharlardaki istat ve kabiliyetlerini de görmesi öyledir. Duyması o istada göredir. Bilmesi, istat, kabiliyet neyse
Hayvansa hayvandan gören de odur. Ama hayvanda bir idrak yok, akıl yoktur, fikir yoktur. Onunla tartacak bir hasreti olmadığı için hayvan gördüğünü acı oldu yemez mesela. Fıtrat gereği ona verilmiş olan ilmin ötesinde bir şey bilmez. Ama insanoğluna akıl verilmiş, fikir verilmiş, idrak verilmiştir. Bunlarla tahta biçer. İşte onun için bu üç tecelliyi kendisine verdiği için bunlardan kulun nisbiyetlerden, bunlara şirk diyoruz biz. Şirk demek, ortak koşmak demektir. Hem Allah'ın gücü kuvveti var, görmesi, duyması, bilmesi var. Hem de bizlerin görmesi, duyması, bilmesi var. Bu şirktir. Tek Allah'a aittir görmeler, duymalar, bilmeler. Bu evet. Ait değildir. Evet. Onun için işte ölmeden evvel ölmek, mutu kable ente mutu sırme erme dediğimiz kişinin kendi varlığının olmadığının idrakına varmak ihrama girmektir. İhrama giren ne dedi hocamız dün? Dedi ki ihrama girdiniz. Artık bundan sonra bir sineği daha öldüremezsiniz. Bir ağaç, bir çiçek koparamazsınız. Bunun haricinde herhangi bir ayrı bir icraat yapmanız mümkün değildir. Ölü adamın ne yapması gerekiyorsa onu yapacaksın. Biz hoş her ne kadar bazı kaydeler koymuşuz. Ne yapmışız? İhrama giriyoruz. İhramı inanın ben 80 sene hacca geldiğim zaman kemer dahi kullandırmıyorlardı. Ama sonradan baktık ki millet doğru dürüst şey yapamıyor, düşüyor ortalıkta. Dedi kemer kullanmasına da mahsur yoktur. Sonra kadınlarımız bembeyaz, herkesin armasıyla beraber özel elbise diktirirlerdi. Çeşitli renklerde bir ihram girilmezdi. Hocam bilir. Ama sonradan dediler ki kadınlarla bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. İstedikleri gibi normal elbiselerini giysinler. İhram oldu, ihram oldu o da. Gaye niyeti sağlayabilmek. Hmm. Diğer şeyler, farklılıklar teferruattan ibarettir. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Yani tabii mümkün mertebe büyüklerimizin Müslüm'de olsun, Bahri'de olsun yapılan hadislere uymamız. Uzmanlar hakikaten Resul Efendimiz bunları söylemiş. Ama yalnız zahirini anladığımız için biz onun diğer yüzünde görmediğimizden yalnız şeklini kabullenmişiz. Halbuki esas ihrama ne için girilir? Ölünün kefene bürünmesinden ibaret olduğu için girilir. Yani ölmeden evvel ölmeyi sağlarsanız kendinizin benlik, varlık elbisesinden soyunursanız işte kefeniniz olur size. Evet. İster elbise gitsin. Niyet burada önemli. Anlatabildim mi? Evet. Geldik. Biliyorsunuz Ümre'nin iki tane farziyeti vardır. Birisi ihrama girmek, birisi de Kabe'ye tavaf etmektir. Haccın üçtür ha. Arafat'ta bakmaya durmak da vardır onun farzında. Burada arifiyet yoktur. Burada arifiyet, nefse hakimiyet vardır. Nefsin vakfiyeti vardır. Hakkı arifiyet henüz daha ümreyle kişi ne yapamaz? Kemalata gelemez. Onun için ümre haccı bir kişinin tamamen nefsine hakimiyeti, nefsine arif olması demektir. Menafillah ümredir. Bekabillah haçtır. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah diyor ki Allah'ın kullar üzerinde Kabe'yi ziyaret etmeleri Allah'ın hakkıdır. Elbette burası bizim bir kıblegahımızdır. Bedenimizin kıblegahı Kabe'dir. Oraya dönerek namazımızı kılarız. Ama özel bu. Öz bu mudur? Biliyorsunuz Fakrullah Hoca bir gün hüccacın önüne geçmiş. Ey hüccac nereye gidiyorsunuz? Hacca gidiyoruz demişler. İnanın demiş Kabe Kabe oralı Allah oraya hiçbir zaman girmedi. Fakat bu fakirin gönlünden de hiçbir zaman çıkmadı. Gördün mü? Gelin beni tavaf edin, ben sizi haç değil, haç-ı ekber yapayım. Haç da üç türlüdür. Temettü haçı vardır, ifrat haçı vardır, kıran haçı vardır. Yani zahir ifadelerin ötesinde bunların batınları da vardır. Bizim bunlar değil bizim mevzumuz. Sonra buralara girmeyeceğim. İşte onun için
fenafile olmak olacağı için biz Kabe'yi, Muazzama'yı verilen kaideler doğrultusunda zahir, batın ayrı değildir yalnız, bunu aklımızdan çıkarmayın. Zahir, neyse batın odur. Evet. Ama sen bana zahirini biliyorsundur, batını bilmeyebilirsin. Bu şey değil. Ne kadarsa senin seviyen, irfanet ve kemalatın o seviyede onu uygula. Ama bil ki her bir zahirin bir de batını vardır. İnançlı olan insanların yapmış olduğu bütün hareketlerin mutlaka batını vardır. Biz namaz kılarken kıyamda duruyoruz, manası vardır. Rukiye varıyoruz, manası vardır. Böyle boşuna o şekilleri yaratmıyoruz ki. Secdeye vardır, manası vardır. Ya sen bilmeyebilirsin. Ama bunun manasını öğrenmek istersen, bunu ehline gidip bunlardan öğrenmek gereklidir. Yoksa boşuna değildir. Onun gibi biz Kabe'ye geldik. Evvela Hacı Esvat taşından başladık. Neden diğer köşelerden birinden başlamıyoruz da? Hacı Esvat köşesinden başlıyoruz. Birincisi Hacı Esvat köşesi. Orada taşı İslam ediyoruz. Arap suresinin 172. ayeti kerimesinde Adem oğullarının zürriyetlerini arkalarından çıkartarak nefslerini şahit tutup ben size Rabbiniz değil miyim dedik. Onlar evet dediler. Hüccac evet orada biz Rabbimize söz vermiştik. Şimdi ise şahit ol ey Hacı Aleyhisselam taşı. Bu bir eğitimdir. O taşın taştan başka kaldırım taşını öpmüyorsunuz. Hacı Aleyhisselam taşını öpüyorsunuz. Neyi öpüyorsunuz? Şimdi Kamil. O tuvalet taşını öpmüyorsunuz. Hacı Aleyhisselam taşını öpüyorsunuz. Neden? Taşıdığı mana çok büyük yalnız. O Allah'ın sol elidir. Allah'ın sol eli olmaz. Allah'ın ikisi eli de sağdır. Onun için o Hacı Esvet köşesi zahirde evvela zahirine yönelik bu arada da batına gidiyor dikkat ediyorsanız. İkincisi Irak'ı köşesi, üçüncü Şam köşesi, dördüncüsü Yemen köşesidir. Birinci köşe Hannan, Mennan, Deyyan ve Suvan direkleriyle ayaktadır. Vücut ülkenizde Hacı Esvet köşesi rahmani hisleriniz, rahmani bir mertebenizin yaşantınızın halidir. Irak köşesi şeytani köşenizdir. İdrakınızdaki şeytanlıklardır. Şam köşesi nefsani köşenizdir. Nefis yönündeki olan nefis istekleri. Yemen köşesi ise meliki köşedir. Onun için tavaf ederken hoca efendilerimiz belirli kaideleri teferruatıyla okuyorlar ama size öz ve net olarak tavaftaki özelliğet anlatıldığı zaman anlayacaksınız. Evvela gidiyorsunuz, öpüyorsunuz, öpemeyebilirsiniz. Öpmeniz şart değil, İslam da etmeniz aynı şey. Gaye geldiğinizin orada şahitlik yapmak. Şahit taş şahitlik yapmaz. Ama şahitliği o taşın taşıdığı mana Cenab-ı Hakk'ın zatının remzeler Kabe-i Muazzama. Biz o Kabe'yi ziyarete gelmişiz. Rabbimizi ziyarete gelmişiz. Onun misafiriyiz şu anda. Bak Medine-i Münevvere'de Resulullah Efendimiz misafiriydik. Burada da Allah'ın misafiriyiz. Allah! Allah! Onun için yani hakikaten bu idrak ile evvela ben Ümre Haccı için geldim. Bana Ümre Haccını kolay kıl ya Rabbi. Diyor Bismillahi Allahu Ekber. Bismillah başlamak demektir. Allah'ın yüceliğiyle, Allah'ın büyüklüğüyle bu Ümre'ye Haccının tavafına başlıyorum. Tavaf yapıyorum. Bana kolay kıl dedim. Ondan sonra
Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi ile cümle devam edin. Değil mi? Çok kardeşlerimiz bunun manasını bilmiyor. Nereden? Hacı Esrat Köşesi'nden başladınız. Irak'ı köşeye, Şam köşesine ve Yemen'in köşesine kadar bunu devam edin. Öz kısa. Sonra Yemen köşesinden itibaren de Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına azabenler Rabbena gıfirli ve li valideyye ve li müminine yevme yegum lisab deyin. Hacı Esrat köşesine kadar. Yemen'in köşesiyle Hacı Esrat köşesi arasında bunu söyleyin. Tavaflar böylece devam etsin. Ve 7 defa tavafınızda ihramlı olduğunuz için savunmuz var mı? Zaten açıkta hocamız bunu gösterdi. Ve 3'ünü çalımlı, 4'ünü de sakin sakin yaptık. Tabii şimdi o çalımlı menler kalmamış. Bunları göremiyoruz. Ama aslı böyle. Peki bundaki gaye nedir? Sizin vücut ülkenizde Cenab-ı Allah'ın tekvin sıfatı hariç, halkedicilik, yaratıcılık sıfatı hariç 7 sıfat-ı subideyiniz var. Hayat, ilim, irade bunlar batın. Duymanız, görmeniz, kelam ve kudret 4. Bunlar zahir. İşte siz bu batınları zahire çıkarmanız için bu sıfatlarınızın sizdeki Cenab-ı Hakk'ın bir tecellisi olmasının idrakına vakıf olmanız için 7 defa tavaf edersiniz. Tahsil edersiniz. Aslında sizin başınızda 7 tokmak, bunu bilmeyen ahmoğlu ahmak diye bir halk arasında bir söz vardır ya, buralardan Cenab-ı Hakk'ın her şeyi temaşa ettiğini, zuhurada geldiğini idrak etmiş olsanız kendinizdeki olan o benliğin kendiliğinden yok olduğunu anlayacaksınız. Zaten tavaf, biraz evvel de söyledim, ümre tavafındadır. O farzdır. İhrama girdiniz, fenafille oldunuz. Yani benim varlığım yokmuş ya Rabbi. Bendeki varlık senin varlığınmış. 7 sıfatından da ya Rabbi bendeki bütün ticeller seninmiş. O zaman sen görüyorsun bunları. Duyan sensin. Konuşan sensin. Deme hasretine sahip olacağı kadar ümre biter. Bak gördünüz mü fenafille olmanı? Yani kendi varlığınızın kalmayışı sizdeki olan bütün ticellerinden Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu idrakına varmaktır ümre. Onun için biz neden Rahman köşesi olan Hacı Esmet köşesinden başlarız? Çünkü bizim oradan itibaren aslımız hem tertemiz hem bizim Rahman köşesinden başlamamızdaki sebep Rahman onun Allah Kur'an'ı talim etti. Er-Rahman, Alleme el-Kur'an, Halakel insan. Rahman suresi 1. ayet. Er-Rahman kimmiş? İnsanı kamil mazarından Cenab-ı Hak bizleri ne yapıyor? İrşad ediyor. Sakın Müşri Kamil'in kendisine bir varlık isnat etmeyin. O masarı Cenab-ı Allah tayin ettiği için oradan veriyor. Oradan lütfediyor bizlere. O Rab esması irşad ve terbiye eden Rabbimdir. Kulun kendine has terbiye ediciliği, gücü, kuvveti, ilmi, irfaneti yoktur. Bunu bilhassa bilin. Altını çiziyorum. Mürşide varlık vermeyin. Mürşit dediğiniz kişiler her kim olursa olsun onlar da sizin gibi aciz bir kuldur. Bütün meşakkatleri Allah'a kul olmak için gecesine gündüzüne katan insanlardır. Hakikaten mürşitse Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyor ki mürşit, mürşidim diyen çok durur. Binde birinin irfaneti yok durur. Eğer mürşit değildir yalnız onu söyleyeyim size. Kur'an-ı Kerim ahkamı ve sünnet-i seyyineden ayrılmadan bizzat yaşantısını ona uygulayandır mürşid. Mürşid bilhassa bazı
kardeşlerim buradayken onu söylemiş olayım. Bazı kardeşlerimde aşırı bir şey görüyorum. Yani ilahleştirmek gibi bazı hareketler görüyorum. Umumlu olan yerde el dahi öpmeyin, mürşidinizin elini öpmeyin kardeşim. Özel olan yerde yapın bu yapacaksınız. Toplumdaki insan, ona saygısında bak, sanki puta tapar gibi ona meyyallığını gösteriyor deyip, inanın o kişiye tapıyor diye bir fikre sahiplerse, abalçısınız. Bunu da bilmiyorum. Benim Efendi Hazretleri derdi ki, camiye gittiğimiz zaman misafirlaşıyoruz caminin dışında, sakın el öpme. Talebeler elini öpecek efendisinin. Benim efendim 86 yaşındaydı. Elbette ben onun yanında çocuğum. Elini öpmek istiyordum. Asla abi, müsaade etmezdi. Aklınızda olsun, ünlü olan yerlere bakın. Hakikaten bu kadar yeter. Yani eline sarılmanız da şey değil. Erkekle misafirleşmek elbette sünnettir ama gerek yok. Umumlu olan yerde başkalarının fikirlerini, art düşüncelerini yaratırsanız inanın mesuliyet sizindir. Aynen, yani sebebiyet olur. Bunu unutmayın aklınızdan, çıkarmayın. Bazı görüyorum, yani bir tavafta olsun veyahut da sayda olsun bir meyyallık olduğunu hissettim. Yapmayın bunu. Yoksa sizin gönlünüzde bir efendinin elini öpmek, el ele el hakka. Bak Hacı Resmet taşını öpüyor. Taşı öpüyorum diyorsan zaten bir şey öpmedin sen. Taşı istilam ediyorsan hiçbir şey istilam etmedin sen. Et ve kemikten meydana gelmiş el öpse, bin defa öpse ne yarar? İdrakında Cenab-ı Hakk'ın elini öpmektir o. Hu demesen, öp niyetle hu de yeter. Çünkü toplumumuzda her mertebede her idrakta insan vardır. Onların ne olduğunu bilmezsiniz. Senin kalbinde niyetin yok. Çok temizdir. İyidir. Eyvallah. Ben ona bir şey demiyorum. Ama başkalarından da mesuliyetimiz var bizim umumi olan yerlerde. Özel yerler değil. Özel yerlerde herkes tamam. Bütün zevkini uygulayabilir. Her türlü. Evinde sen istediğin kadar ibadet taat yapıyorsun. Sana kimse karışıyor mu? Ama camide öğle namazından sonra 4 rekatlik bir son sünneti 2 rekat değil 4 rekat kıldığın zaman sanki bu biliyor 4 rekat olabileceğini başkası bilmiyor diye başkaları cemaatin içerisinde onlar art düşünce beslemiyorlar mı? Evet. Aynen bunun gibi. Evet. Bunlar yanlışlıklardır işte. Antiparantez. Antiparantez şey kapatıyorum tekrar mevzuma dönelim. İşte böylece bizim yaratılma yerimiz rahmaniyet olduğu için Rahman'dan başlarız. Bizi irşat ve terbiye ettiği için Rahman'dan başlarız. Bu taş dediğim gibi bir Kabe'nin Allah'ın zatını remzediyorsa Hacı Resmet taşı da Allah'ın Müftü Kamil'ini remzediyor. Bu Müftü Kamil'den başladık tahsile. Geldik Irak'ı köşesine. Şeytanı köşe. Bizler hakikaten nefsi emmare mertebesinden yola çıktık. Sümmeredetne esveli safilin, din suresine geçen Sümmeredetne esveli safilin aşağıların aşağısından itibaren illellezine amenü ve amülü salih. Salih ama işleyebilmek için mutlaka bir kamilliyetini atmamız lazım. Bir bilene gitmemiz lazım. Gitmezse olmaz. Neden? Ayet-i Kerime'de diyor ki bak Enbiya suresi 7. ayette Feselü ehle zikrin küntüm la talim. Siz bilmiyorsanız ehline gidin öğrenin. Maide suresi 35. ayet-i kerimede diyor ki Ya eyyühellezine emenüttegullahi vebtegu ileyhin vasilete ve cahüdü fi sebilihi lealleküm tüflevun. Siz Allah'a ulaşmak mı istiyorsunuz? Bu yolda cahd ederek bir vesile arayınız diyor. Ayetler bize bunları tarif ettiği zaman biz onları menfaatimize iyi gelmediği için arkaya atalım ayetleri. Menfaatimize gelen ayetleri ortaya koyalım. Yok öyle şey. Hakikaten Allah'a inanıyorsan, Allah'a uslat kurmak istiyorsan, kendi insan hazretlerini öğrenmek istiyorsan mutlaka gideceksiniz. Bilenden mutlaka öğreneceksiniz. Bak. Buraya biz Ümre'ye geldik. Ümre'de Diyanet'te
deliller, başımıza liderler koyuyor. Şirketler de liderler koyuyor. Bunlar boşuna buralarda durmuyorlar. Bizler layıkıyla bu, ister hac olsun, ister ümre olsun, bu kaideleri bilmiyorsak, onlar vasıtasıyla, onlar ayetleri biliyorlar, söylüyorlar. Biz de onları tekrar etmek suretiyle kendi iç güdümüzdeki olan gönül Kâbemizi bulacak, gönül Kâbemizdeki olan bu Hannan, Mennan, Deyyan, Subhan direklerini öğreneceğiz. Buralardaki hasletlerimiz nelerdir bileceğiz. Ondan sonra, buradan gittikten sonra daima artık gönül Kâbemizin tavafı ve onun idrakıyla yaşantımıza devam edeceğiz. Ömürde hac bir seferdir. Ümre çoktur. Çünkü tekrar tekrar kişi bu idraka sahip olabilmesi gelmesine mahsul yoktur. Peygamber onu bir de bayağıdır. Onun için hakikaten Rahman suresinden tavafa başlarız. Ve Irak köşesi olan şeytan hallerimizden temizleniriz. Ki biraz sonra söyleyeceğim. Okumuş olduğumuz o tesbihatın idrakında ne olduğunu. Sonra Şam köşesine geçtik. Nefsi istek ve arzularımızdan temizleneceğiz. Temizlenmekteyiz. Bir meratiptir. Bir tahsildir bu. Şekilde değil, idrakladır, kabullenişledir. Allah'a gönül vermekle olan bir olaydır bu. Ondan sonra Meliki köşesi olan Yemen'e köşesine kadar geldikten sonra artık Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi lazım zikrini ne yapıyorsunuz? Kesiyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina azabennar. Rabbena ufirli ve li valideyye ve li mü'minine yevme yugumisaf. Dikkat ederseniz meleki köşe demek melekleşme haline döndüğün köşe demektir. Demek ki Cenab-ı Allah sizde nefsi emmarenizden, nefsi levhamenizden, nefsi mutmainiz devrelerindeyken sizden dua istemiyor. Mutmaine gelince oluyor. Çünkü Cenab-ı Allah'ın mutmain mertebesine gelmeden muhatap kabul etmiyor seni. İçilikteki olanları muhatap kabul etmiyor. Vecir suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığınız zaman ey itminan olmuş nefis diye hitap ediyor. Ey mutmain olmuş nefis. İrci rabbike raziyeten merziye fetulü fe ibadî fetulü cennet. Ey itminan olmuş, ey mutmain olmuş nefis, dön Rabbine. Rabbime dön. Rabbim neresi? Bana irfanet ve kemalatını öğrendiği, öğreten, hangi masadan öğretiriz? Ahmet olabilir, Mehmet olabilir. O masanın yoktur dedim biraz evvel. Ama Rabbine dön. Ne döndü? Sen de o. Ona dön, irci, dahil ol. İrci Rabbike, Rabbine. Dahil, Rabbine kendi gönlünde o, onu vermiş olduğu zikir verdi. Sana efal ilahi verdi. Sıfat ilahi verdi. Zat ilahi verdi. O tecellilerini senin değil o tecelliler Cenab-ı Hakk'ındır diye teker teker bunları sana gösterdi. Dön. İrci Rabbike. Raziyeten merzi. Allah'tan razı ol. Ve merziye. Allah da onlardan razı ol. Bak bir kulun Allah'tan razılığı var. Bir de Allah'ın kulundan razılığı var. Fetulü cennet. Raziyetten. Merziye fetulü bir ibadî fetulü cennet. Ha? Cennetine dahil oldun. Kendi gönül aleminde bunu yaşayabilirsin. Bu idrakı toparlayabilirsin. İşte bu bakımdan tavafta bunları yaptıktan sonra iki rekat namaz kılıyorsunuz. Ümre. Tavafımı şeyimi yaptım, tavafımı yaptım. Ya Rabbi ümrümü kabul ettikten sonra iki rekat Allah razı olsun. Namaz kılıyorsun İbrahim makamı. Neden İbrahim makamında kılıyoruz? Başka bir yerde kılmıyoruz. Habibim. Habib oldu şimdi. Ne? İbrahim peygamber Habibim dedi. Habib oldu. Halil olduğu için mi? Hayır. Dostum. Hayır. Tabii Resul Efendimiz'e sevgilim demiştir. Habibim demiştir. İbrahim Aleyhisselam'a da Halil'im demiştir. Dostum demektir. Dostum demiştir. Ama o dostu olmasının hikmeti nedir? Allah'ın dostu. Veli demek Allah'ın dostu demektir. Evliya demek Allah'ın dostu. Tevhidi peygamber olmuş yani.
Tevhid babasıdır İbrahim Aleyhisselam. Tevhid babası olduğu için İbrahim Aleyhisselam gittiği yol onun ayak izi var orada. Yani tevhid yolunda gidenlerin halidir o. Yol ayak yolu gösterir. Bir yere gidiyorsunuz. Zahirde öyle değil midir? Nereye gidiyorsun? İzmir'e gidiyorum. İzmir yoluna gidiyorsun. Ankara'ya gidiyorum. Aynen bunun gibi. Tevhid yolunun lideri tevhid yolunda gitmiş. Yani kendisi Cenab-ı Hakk'ın tahsilini yapabilmek için nefis mertebelerinin bitiminden sonra ruh mertebelerinin tahsilini yapmış. Ruhaniyet yönünde vücut ülkesinde bunun zevkine ermiş. Bu bakımdan bir gün sohbetimizde öğle namazını ilk kıran İbrahim Aleyhisselam'dır dedi. Ve onun 4 tane müşkülü vardı. Onun için 4 rekat öğle namazı kılarız dedi. Evet. Gördün mü? Onun için siz de ey kardeşim sizlerdeki olan bu tecellileri Cenab-ı Hakk'ın tecellilerine tebdil ederseniz kendinizdeki olan bu nefsinizin istek ve arzularıyla bencillik olarak vasıfladığınız bu hasletlere bunlar benim değilmiş, bunlar Cenab-ı Hakk'ınmış derseniz o zaman siz de İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan gitmekten mütevellit orada 2 rekatlik bir İbrahim makamı İbrahim Aleyhisselam makamı kavseyin mertebesidir. Ademiyet sırrıdır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Miraç ayetinde ne diyor? Necm suresinin 8. ve 9. ayeti kerimesinde Sümmedena fetedalla ve kâne kâbe kâbsin evetna. Bak bu Peygamber Efendimiz'in Miraç ayetidir. İbrahim Aleyhisselam'ın yani Yunus Aleyhisselam'ın miracı başka bir yüzle fena fillaha kadardır. Balığın karnında Yunus balığının karnında La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ben artık idrak ettim. Beni zalimlerden eyleme. Demek suretiyle sen gibi bir kişinin de bu idrakla Ya Rabbi ben bugüne kadar kendime nispet ediyordum bu benim vücudumdaki zat tecellilerinde, sıfat tecellilerinde, fiil tecellilerinde hepsi cana baktırmış meğerse. Seninmiş bu. Ben artık bundan sonra tövbe istiğfar ettim. Bundan sonra Ya Rabbi söz veriyorum sana dediğin yoldan gideceğim. İbrahim Aleyhisselam doluşturuyor. Senin yolunda bu yol olmalı. Başka yol yok. Onun için orada 2 rekat namaz kıldı. Namazın satası 2 rekattır. Birisini kul Cenab-ı Hakk'a vuslat, ikincisi de kulun masalından Cenab-ı Hakk'ın açığa çıkmasından ibarettir. Böylece 2 rekattan sonra elinizi açtınız, dua ettiniz. Ya Rabbi bana kolay kılmış olduğun ümreyi ifa ettik. Şimdi de arz ediyorum, kıldım, hamdolsun. Teşekkür eden diye ona bütün dilimizin döndüğü nispetle her neyse böylece 2 rekat namaz kılıyoruz. Şimdi peki nedir ki Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi lazım. Ne demek ki? Bunu biz tavapta söylüyoruz. İşte tahsilin özelliği burası. Subhanallah demek 90 sıfatlardan münezzeh olan demektir. Subhanallah. Subhanallah velhamdülillahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorlar. Yani hamd etmek, teşekkür etmek demektir Türkçe. Bütün varlıklar zerreden küreye kadar zatını ilan etmiş. Her varlık onunla gayim. Allah bu varlıklarla gayim değil. Her varlık onunla gayim. Dolayısıyla Subhanallah 90 sıfatlardan münezzeh. Her varlıkta tecelli ediyorsun ama Ya Rabbi ama sen bu değilsin. Orada tecelli edensin sen ama sen o değilsin. Ona verirsen o zaman onda küfredersin. Yani sınırlanmış olursun. Subhanallah. Velhamdülillahi. Hamd ediyor. Velhamdülillahi. Ve la ilahe illallah. Allahu Ekber. Başkalarının varlıkları yok. Yalnız varlık ekber olan, yüce olan, her şeyi iade etmiş olan Allah'a aittir. Allahu Ekber sözü iki varlığın birbirinden üstünlüğü değildir. Ekberlik zatından, sıfatından da esma olarak fiilleriyle açığa çıkarmanın idrakına vakıf olan bir kişinin onun mülkünde ondan başkasını görmemek demektir. Namazı başlarken de Allahu Ekber'le başlarız. Allah hakikaten uludur. Hakikaten yücedir. Her şeyi iade etmiştir. Yok ki onun mülkünde ondan başkası tecellisi yoktu ondan. Onu örtecek. Başka bir varlığı olmaz. Ondan büyük bir varlığı olsun görsün. Olur mu? Onun için
Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret sendir ya Rabbi. Şimdi bütün dikkat ederseniz fena fillah'taki olan yedi sıfat subidiyenizin idrakını ne yaptınız? Tümüyle ister şeytani yönlerinizin yokluğu, nefsanizin yokluğunu kazandıktan sonra artık selamete çıkıp Melik köşesinden itibaren yapmış olduğunuz duaya geçmeniz suretecek. Üç köşede bunu yaptık. Ondan sonra Rabbena atina fit dünya haseneten ve bilaret haseneten ve gün azabiler. Ey Rabbi! Dünyada bütün beni ve bütün inananları cennetine koy. Dünyada da ahirette de herkesi cennetine ihsan edin. Rabbena atina fit dünya, dünyada da ahirette de, dünyada da ahirette de mutluluk, huzur, refah, her türlü yücelikleri ver. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gına azabiler. Biliyorsunuz hasene iyi haseneler, iyi ibadet ve taatlarımız. Seyide kötüdür ibadetlerde. Seyide kötülükler iyi. Halbuki hakikate göre hasenenin de seyinin de şey yoktur, yoktur hakikate göre. Biz hoş mesela tespit çekeriz, bidattır. Bazı ibadet ve taatlar yaparız. Bazı şeyler vardır ki onlar hasenedir, iyi ibadetlerdir. Ya ibadetlere hiç kimse bir şey demez. Ama hakikate eresiye kadardır bu. Hakikate erdiği zaman cemalullah'ı seyretmek vardır. Onun için Kabe'ye geldiğiniz zaman üç türlü ibadet şekli vardır. Birisi tavaf etmek, ibadettir. İkincisi namaz kılmak, ibadettir. Üçüncüsü uzaktan şöyle seyretmek. Gördünüz mü? Yani üç türlü ibadet haliyle, onun için Hoca Efendi ne dedi? Biz alışmışız tabii kendi gönlümüze inmeyi. Kafanızı kaldırın, Kabe'ye bakın. Tabii Kabe'de onu görmeye imkanı olursa görürsünüz. Yoksa tabii görmek için uğraşırsınız. Güzel şey. Kabe'ye bakmak güzel şeydir. Bakarak ibadet edin. Başka yerlerde belki başka şeyler aklınızı fikrinizi algılamasın, ilgilendirmesin diye. İcab halinde kendinizi böyle seccadenin bulunduğu yere bakarsınız ama şeydeyse, Kabe'deyse Kabe'yi seyrederek böyle namazınızı kılın. Çok güzeldir. İşte böylece kişi demek ki Subhanallah ve Elhamdülillah'dan sonra da Rabbena'yı Yemen'e köşesinden yani artık mutmain olmuş olan bir kişinin duasını Cenab-ı Allah kabul ediyor. Nereye kadar? Rahman kemalatına eresiye kadar. Artık sen ne oldun? Kemalatı nefsine bütün hakimiyetini sağladın. Buna sahip oldun. İki rekat namazda kıldın, arz ettin. Sonra gittik, ne yaptık? Sar yapmaya. Nereye? Safa ile Merve arasında. Safa'dan başladık. Merve'ye kadar. Merve'den Safa, Merve, Safa, Merve, Safa ve Merve'de çıktık. Peki ne demektir Merve, Safa? Hoş zamanında Hacer Validemiz gelmiştir Safa Tepesi'ne. Bir ileri gitmiştir, bir geri gelmiştir. Ne için? Su arıyor. Peki sen ne arıyorsun kardeşim? Kendine sordun mu? Kendine sordun mu? Sende de çöl var kardeşim. Çölün içerisinde senin gönlünde o İsmail olan hakikat, mutmain sıfatların var. Henüz daha küçük o. O büyüyecek, o su içecek. Ama susuzluktan çölün ortasında duruyor. Depinecek. Su çıkacak. O ilim suyunu çıkaracak. Su ilimdir. Çıkardıktan sonra artık o ilmi ledin olur. Zemzem suyu ilmi ledindir. Onun için içerken ayakta içilir. Bütün sular yerde oturarak içilir. Zemzem suyu ayakta içilir. Neden? Ya Rabbi evvela Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra bir yudum astın. Dedin ki Ya Rabbi benim ilmimi, irfaniyetimi tekamülleştir. Ve kul Rabbi zidni ilma. Ayet-i kerime.
Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ve kul Rabbi zidni ilma ve fehmen, fehmimi de geliştir diyor bu ayete binaen. İslamiyet'te boşluk yok. Bir, ya Rabbi ilmimi artır. İki, sıhhatimi daim eyle ya Rabbi. Sıhhatim olmazsa sana ibadet taat yapamam. Sıhhat isteyin. Sağlık isteyin. Üç, ya Rabbi günahlardan beni helal et. Selamete çıkar. Üç yudumda siz bu zemzemi içerseniz ayakta ve Kabe'ye dönerek içerseniz niyetinizde Allah'ın zatına dönüşünüz var. Su içişinizde ilminizin, irfaniyetinizin tek Allah'ın rızası var. Başka gaye yok. Bu şekilde ayakta içilmesi ise bir ayet-i kerimede diyor ki Cenab-ı Allah canlı ve cansız varlıklar Allah'ı tesbih ederler. Demek ki Allah'ı tesbih eden Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde de Cenab-ı Allah diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَكُعُودًا وَعَلَى جُنُب۪يهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي حَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Onlar ayaktayken, otururken ve canları üzerine yatarak Allah'ı tesbih ederler. Gördün mü? Tesbihat etme hali halinde bütün varlıklar zaten. Sen hala akıl, fikir, idrak nimetin var bende diyorsun. Sen gafletli olma. Sen en üstün biçimde yaratılmış bir varlıksın. Lekat halakna insanı fi ahsen takvim. Sana layık midir böyle? Şeysiz, gafil olman. Onun için kendinize döneceksiniz. Ve böylece bunu da idrak edeceksiniz. Demek ki zemzem suyunda ayakta içtik. Elhamdülillah. Sahte kavuştuk. Ve zindeleştik. Böylece 7 tane sayı yapmamız ise 7 ruh mertebelerin meratibin ta kendisidir. Çünkü siz üçünde koşarak yaptınız o yeşil ışıklar arasında. Koşmanızdan ne anlarsınız? Koşmak demek kendi varlığınızdan bir an evvel kurtulmak demektir. Onun için bir an evvel kurtulmak için, nefsinizin hükmünden bir an evvel kurtulmak için efalinizi, sıfatınızı, zatınızı Allah'a vermek için bir an evvel koşun. Koşmak lazım. Kabe'nin karşısına gelen kısım. Yani bu zatın hükmü olsun burada. Başkasının, nefsinizin veyahut da başka art düşüncelerin hükmü olmasın. Tek Cenab-ı Hakk'ın zatının hükmü olsun. Biz sana zat halimiz diyoruz. Bak Cenab-ı Hakk'ın zatı var sende. O zatın hükmü düzelirse sıfatlarınız bunun icrasını görmekle mükelleftir. Fiillerinize de ayan beyan hem kendiniz hem de başkaları da görür. Gördünüz mü? İşte böylece üçünü koşarak dördünü sakin sakin. Kabe'yi tavafta da üçünü çalımlı, dördünü sakin. Oruşu batının açar sıfatlar, batın sıfatların zahire çıkmasıydı. Burada ise meratipteki nispiyetlerin tümünden kurtulmak, ondan sonra da ruh mertebeleri olan dört mertebede sakin sakin onunu kendine yerleştirmektir. Onunla yaşama geçmektir. İslamiyet kardeşim bir yaşam biçimidir. Bir yaşam dinidir. Camiden evde, evden camide yapma dini değildir. Şekil dini değildir İslamiyet. Kendinize döneceksiniz. Dışarıdaki olan ayetlerin, dışarıdaki olan emirleri gönlünüzde uygulayacaksınız. Uygulayamıyorsanız, onların karşılıklarını bilmiyorsanız bilenden gideceksiniz, öğreneceksiniz. Yok bunun da alamı cimi. Ondan sonra tıraş oluyoruz. Çıkıyoruz artık. Ne yaptık? Merve demek kulluk demektir. Sefa demek selamete çıkmak demektir. Bizim üzümüz aslında selametteydi. Ama biz bilmiyorduk. Dünyaya geldik. Aşağıların aşağısındaki olan, süflü olan bu alemde lekelendik. Lekeleri temizledik. Şimdi artık kulluğumuza eğerdik. Merve'ye. Çıktık. Merve sefa, Merve sefa diye selamete çıkasıya kadar bu demi her bölümde tahsil ettik. Gayret bitti. Bunun ispatı için ise tıraş olmak. Tıraş olmak demek
gayriyetlerinizi, nispiyetlerinizi kendi varlığınızdan tamamen kurtulmak demektir. Onun için dikkat ederseniz çokları tamamen makineyle dazlak kafa yapıyorlar. O daha güzeldir diyorlar. Tabii güzeldir. Neye? Taşıdığı mana yönünü güzeldir. Yoksa saçın kesilmesi veya kesilmesi mesele değil. Çünkü bir saç gayreti remzeder. Gayretin ne kadarını alırsan onlar da o makineyle ne yapıyorlar? Sıfırlıyorlar. Artık gayret kalmadı diyorlar. Saçta gayret kalmadı ama gönlünde gayret çok oluyorsa o tıraş olma layıkıyla yerini bulmuyor. İşte onun için bizler idrakımızı düzeltmek için bir tek kılı da kessek biz gayretimizin bittiğinin idrakı var bizde de demektir bu. Yoksa saçın kesilip kesilmemesi meselesi değildir. Böylece ne yaptık? İhramla girdik, ümreyi yaptık, tavafımızı yaptık, sayımızı yaptık, ibadet taatları yaptıktan sonra da tıraşla beraber ihramdan çıktık. İşte ümre haccı bize mübarek olsun. Böylece mübarek olan bu ümremizde haccın ümre, üç ümre bir haçtır diyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselam. Onun için bazı insanlar 7 kilometreye kadar gelirken gösterdi hocamız bize. Ayşe validemiz aybaşı olmuş. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam şey yaparken, tavaf yaparken, hac yaparken söylemiş kendisine. Demiş ki şimdilik sen şap, oraya kadar git. Kesildikten sonra yap bakalım şimdi tavafını ve diğerlerini. Ve ondan sonra da yapmış. Buna binaen kadınlarımız olsun, erkeklerimiz olsun tekrar tekrar oraya gidiyorlar. İhrama giriyorlar. Mikat mahalle orası çünkü en yakın yer orası. Oraya geliyorlar. Tekrar tekrar ümre yapıyorlar. Dolayısıyla böylece Ayşe validemizin bu şeysinden mütevellit biz bir ümre yaptık, iki yaptık, üç yaptık, anam için yaptık, babam için yaptık demek suretiyle Allah'a da kandırıyorlar yani. Kendileri kanmıyor. Onun için kardeşim kendinize dönün. Buraya kendinizi anlamak için geldiniz. Yunus Emre bile ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen boşuna emektir. Kendini bilmeye özen göster. Bilmiyorsa bilenden sor. Senden makam, mevki, maaş istemez bu adamlar. O zaman kendine dön, kendini kurtarmaya bak. Ha geldik gidiyoruz. Ne olacak? Bizden evvel bak gittik işte. Medine-i Münevver'de Peygamber Efendimiz'in etrafındaki o muazzam sahabelerin hepsinin bu alemden göç ettiklerini gördük. Burada da böyle. Ben buranın kabristanlığına bile gittim. Buranın da var kabristanlığı. Onun için yani her gelen gidiyor. Sen de gideceksin. Gitmeyecek değilsin. İşte onun için bunların idrakına vakıf olursanız o zaman hakikaten kendi insan aslenizi bulmuş olursunuz ki siz alemi kübrasınız. Siz üstsünüz. Alemde ne varsa sizde var. Sizlik olan her şey alemde yok ama alemde olan her şey sizde var. Onun için yapmış olduğunuz ibadet ve taatları inanın gönül alemine inin ve gönül aleminde kendinizde bulmaya özen gösterin. Bilmiyorsanız sorun. Ve böylece ümre yapın, hac yapın. Çünkü karşılığına mana var. Mesela bak ümrede Arafat'ta vakfaya durma yok. Çünkü Arafat demek arfiyet demektir. Neye? Hakkı arfiyettir. Bunda yok. Ondan sonra Mine'de kurban kesme yok. Henüz daha kurbiyet sağlanmadı. Ruh sahibi olacaksın. Hakkı arif olacaksın. Sonra sıfatlarından kemalatı tecelli zevk edeceksin. Bir yaklaşım olacak. Kurbiyet olacak. Okudu da haç ilahisinde koç kurbanı geçmeli. Can kurban olmalı diye. Can kurban esas önemli olan can kurbandır. Bu bakımdan kişi Merve ile Sefa Mine'de de kurban da kesmiyor ve Mine'de şeytan da taşlamıyor. Çünkü şeytanın taşlaması artık hakikatin tecelli etmesiyle mümkündür. Yani ümrede tam manasıyla kurtuluş hakkın şeysi, tecellileri olmadığı için, tamamen olmadığı için ümre yapan mutlaka hac yapmalıdır demiştir.
Yoksa hacca gelen evvel ümre yapar, ondan sonra hac yapar zaten. Yani hacca gelen adam da ümre yapıyor. E zaten o da farz. Hac farz. E ümre yapacak. Ondan sonra hacca ümre de farz. O da farz. Hac farz. Yani gaye bu idraka sahip olunsun. Dikkat ederseniz. Ümre yapıyorsunuz, mutlaka hac yapın. Yani kendi varlığınızın hakkın varlığı olduğunu biliyorsunuz da sizdeki varlıkların hakkın varlığıyla yaşantınızı geçmeyi daha öğrenemediniz. Onları da öğrenin diye bakta bu. Eyvallah. Efendim dün dediniz ya Peygamber Efendimiz de Kabe'ye gelirdi. Tabii. O da geldi. Yani, o da davet etti. Bahsettiniz. Tabii. Demek ki bu ama bu şekilde düşünmek lazım. Tabii bu şekilde düşünmek lazım. Esas ümremizin şeysi de budur. Onun için Allah ümremizi mübarek etsin. Eyvallah. Sadakallah aleyhisselam.